Ukba kendisine ait bir sürü çözülmesi gerekli olan meseleleriyle, dünya kendisine ait çözülmesi beklenen bir sürü meseleleriyle, gönüller kendilerine ait çözülmeyi bekleyen meseleleriyle, irade insanlarını bekliyor. Dört bir yanda söndürülecek nifak ve şikak ateşleri yandırılıyor. Hazreti Muhammed dünyasının dörtte üçü karanlıklar içinde bocalayıp duruyor. Dost bir vefa, felek bir rahim, devran bir sükun, dert çok, derman yok, düşman kavi, talip zebur, nursuz, ışıksız, istikametsiz insanlık sağa sola gelip gidiyor, sağa tosluyor, sola tosluyor. Ve bu şerefli mekanlara mekin olabilecek irade insanlarını bekliyor. Yıldırmayacak kandan, irinden deryalar, yıldırmayacak yolların sarkmıldığı, ne yapalım talih kader bize gülmedi, yollar yıkıldı, köprüler harap oldu, dolu yağdı sel oldu, bahçeler bozuldu, bağlar viran oldu. Önemli olan mesele karanlıkta ışık cilvesi göstermek, yoklukta varlık cilvesi göstermek. Allah Celle Celaluhu sizi teyit ediyor ya, yetmez mi? Resulullah sizin arkanızda yetmez mi? Ruhaniler sizin arkanızda yetmez mi? Siz bir devirde Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ile beklenen bir cemaatin ikinci bir devirde velilerin yardımında beklenen o cemaatin tam şablonusunuz. Bu size yetmez mi? Yetmez mi ki Hazreti Muhammed'den bu yana gelen herkes sizi müjdeledi? Deccal'ın alevlerini söndürecek, küfrü, ilhadı ve inkarı teşküz edecek, nifakın, şikakın oyununu bozacak, fendini bozacak ve şu karanlıklara dur diyecek. Perde perde dünyayı saran karanlıklara dur diyecek. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوق موج سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. Korkunç bir derya. Deryada dalgalar alabildiğine amansız ve imansız. Ve bir tek dalga kıran yok. Siz elinizdeki yelkenlerinizle sonsuz deryada bir yere doğru yelken açmış gidiyorsunuz. Üst üste karanlık. Bir bulut, bulutun üstünde bir bulut daha. O kadar ki parmağınızı gözünüze götürseniz görmeyecek. İşte birkaç asırdan beri gelip üst üste yığılan bu karanlıklar, onlara adab-ı erkan öğretecek yiğitler bekliyor. Karanlığın fendini bozacak yiğitler bekliyor. Ona yeni bir yol, yeni bir yöntem öğretecek yiğitler bekliyor. Yolu beklenen o yiğitler, gelin siz olun. Siz olun, biz olalım. Allah'ın inayetinden beklenebilir, uzak değildir.
uzak değildir karıncaya Firavun'un sarayını harap ettiren Allah'ın kudretinden. Uzak değildir koskocaman bir Nemrud'u bir sinekle, bir mikropla yere seren Allah'ın kudretinden. Uzak değildir çölde bitirdiği bir gülle bütün çölü gül bahçesi haline getiren Allah'ın kudretinden. Zaten siz o uzak olmayan şeyin emaresi bulunuyorsunuz. Ama iradelerinizi bir kere daha gözden geçirin. Güçlerinizi bir kere daha bileyin ve gözden geçirin. Sizi bekleyen vazifeler adına bir kere daha hesaplarınızı gözden geçirin. Yeniden bir iş kuruyor gibi, bu iş adına fizibilitenizi yeniden bir kere daha gözden geçirin. Ve Allah'ın inayetiyle, Kur'an'ın sözüyle ifade edeyim. فَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتِ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ İşi düşünerek, görüşerek, üzerinde müşavereler açarak, meşveretle aydınlığa kavuşturarak, inceden ince elden geçiriniz. Bir kere de azmetti mi, Allah'a tevekkül olunuz. Allah, iman ve Kur'an düşmanlarının hakkından gelecek ve kader sizin yürüdüğünüz yollara su serpecektir.